Evet, şimdi gelelim operatörlere. Operatörler programlamalarında tek başına bir anlamları yok. Ama çevresine giren değişkenler sayesinde anlam kazanabiliyorlar. Veya örneğin sayılar sayesinde veya string sayesinde bir anlam kazanabiliyorlar. Nasıl ki? Örneğin A artı B yaparsanız arkadaşlar artı işlemi bir operatör olmuş oluyor. Matematiksel tüm işlemler arkadaşlar bir operatör olarak değerlendirebilirsiniz. Tabii burada C, Sharp, Java gibi, Python gibi gelişmiş dillerde arkadaşlar artının farklı anlamları da olabiliyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi genelde bu derslerde hep tartıştığımız bir konudur. Veya benim de soru olarak sorduğum bir sorudur. C'de artı karakterini kullandığınızda ne olur? Bir tane, iki tane integer arasında kullanırsanız arkadaşlar onları toplar. Peki iki tane char kümesi arasına bunu char array arasına bunu kullanırsanız ne olur? Hata mesaj alırsınız arkadaşlar. Sanırım C'de bu işlemi yapmak için concat diye bir fonksiyon var. Concat da arkadaşlar iki tane char değeri birleştirebiliyorsunuz. Ama C Sharp, Java gibi programlarda arkadaşlar artıyla iki tane string'i de birleştirebiliyorsunuz. O zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. String arasına giriyorsa artı bunları birleştirir. Integer veya float gibi sayılar arasına giriyorsa bunları toplar. İşte arkadaşlar biz buna ileride göreceğiz. Operatörlerin aşırı yüklenmesi, operatör overloading diyoruz arkadaşlar. Artıya yeni bir görev vermiş oluyoruz. Modern programlama dillerinde arkadaşlar bu özellik genelde hepsinde artık günümüzde olmaya başladı. Tabii operatör deyince burada birçok tür var arkadaşlar. Örneğin C'de de kullandığımız bir özelliktir. Artı artı özelliği. X artı artı arttırmak için kullanılır. X eksi eksi azaltmak için kullanılır. Bunun yerine x eşittir x artı 1 de diyebilirsiniz. Onu yazmak yerine bu şekilde yazılabiliyorsunuz arkadaşlar. Artı var, eksi var. Ünlem arkadaşlar örneğin true false'da çok kullanılır. True iken false yapma, false iken true yapma. Değilini alma anlamında. Bu tür operatörler var. Tür değişimi var. Ya biraz bunları hızlı geçeceğim açıkçası. Kaydırma. Kaydırma işlemi genellikle bit'te kullanılıyor arkadaşlar. Tabii ki sayısal bilgisayarlar arasında kaydırma konusunu çok çok daha geniş bir şekilde göreceksiniz. Kaydırmanın niye gerekli olduğunu göreceksiniz. Burada anlatmıyorum. İzler azlar. Bunları hep ileride karşılaşacağımız konular oldukça arkadaşlar oralarda göstermeyi tercih ediyorum. End var. İki tane bitsel değeri endlemek, sorulama. Yine sayısal bilgisayar derslerinde gördüğünüz konular. OR. Mantıksal. Bize sayısal yapıştırıcı. End, OR. Koşul. Ya bu şu güzel. Belki bununla ilgili bir örnek yaparım. If yerine arkadaşlar koşul operatörünü kullanmanızı öneririm size. Çok güzel tek satırlık güzel kodlar yazabiliyorsunuz. İnşallah örneklerimiz de vardır. Aksi takdirde ben internetten bir örnek bulup size göstereceğim arkadaşlar. Eşittir, çarpı eşittir. Bu da arkadaşlar işte x şuradaki x artı artı yerine şu şekilde de yapabilirsiniz. X artı eşittir 1. Bu da şunun anlamına geliyor arkadaşlar. X eşittir x artı 1. Burada yer kalmış. Şöyle yana doğru kaydım. Aynı kapıya çıkıyor arkadaşlar. X artı artı da aynı kapıya çıkıyor. Şunların üçü de aynı. X artı artıyı çıkaran yazılımcı büyük ihtimalle arkadaşlar şunları yazmaktan sıkıldı. Bir karakter bir karakter olsun kazanayım dedi. Ve şu şekilde kazandı arkadaşlar. Bunları yapmıyorum arkadaşlar örnek olarak. Integer deyip 5 mod 2 derseniz arkadaşlar çıktığı bakabilirsiniz. Integer bir çıktı üretir. Float üretmez. Onu size pardon. Kalanını üretir zaten burada. Bölü yaparsanız arkadaşlar bunun denemesini yapabilirsiniz. Float bir sayı ürettiğinde integer atarsanız ne olur? Hata üretir mi üretmez mi? Hatta onu yapalım. Şimdi ben her seferinde sayı girmekle uğraşmak istemiyorum. Şurasını arkadaşlar kapatacağım. Evet. CTRL-E tuşuna basarsanız arkadaşlar o satırları direkt seçip kapatabilirsiniz. CTRL-E tuşuna tekrar basarsanız açarsınız. CTRL-E tuşu arkadaşlar açmada ve kapamada command satırlarını kullanılıyor. Bu yalnız Visual Studio Code için geçerli arkadaşlar. Console ne yapıyorduk demiştik. Arkadaşlar ben direkt yazacağım.
5 mod 2 yazdım. Bu şekilde de yazabilirsiniz. Bu arada şunu merak ediyorum. Integer x gibi bir sayının içine acaba ben 5 bölü 2 atabilir miyim? Hata mesaj alır mıyım? Şu noktalı virgülü unutuyorum bu aralar. Bu aralar arkadaşlar Python'da çok kod yazdığım için Python'da noktalı virgül yok. Enter var. Evet. A dedik ya x. Hadi bakalım. Çalıştırırız. Terminal ekranına sonuçlar gelecek. O yüzden konsol ekranına, terminal ekranına geri dönüş yaptım. 1 ve 2 olarak arkadaşlar sonuçlar geldi. Bakın bunu otomatik kendisi kalan kısmını attı ve sadece integer kısmını aldı. Eğer sizin burada çok çok dikkatli olmanızı öneririm arkadaşlar. Sizin float'a da ihtiyacınız varsa, yani noktalı virgüllü kısma da ihtiyacınız varsa burasını float yapmanıza yarar var arkadaşlar. Yoksa otomatik olarak kendisi yapıyormuş. Arkadaşlar çok ilginç. Ama bu dönüşme ihtiyaç varmış diye düşünüyorum bakalım. Evet. Arkadaşlar şuraya float yazmazsanız, bilinçli dönüşümü yapmazsanız yine bu bölme işlemini arkadaşlar integer gibi iki olarak algılıyor. Buraya float yazmanız yeterli değil. Şu şekilde yazmanız gerekiyormuş arkadaşlar. İlk denediğimiz güzel oldu. Ctrl S. Bakın arkadaşlar burada yaptığımız işlem bilinçli bir dönüşüm işlemi. Arttırma, eksiltmeyi onları size bırakıyorum arkadaşlar. Operatörlerin karşılaştırmasını yine size bırakıyorum. Özellikle while gibi döngülerde, if şartında bunlar çok çok işimize yarayacak işlemler arkadaşlar. Bool operatörler. Çünkü true false değeri döndürüyorlar. Yani olumlu veya olumsuz. Ona göre de döngümüz devam edip etmemesine karar veriyoruz. Veya if şartı sağlanıp sağlanmamasına karar veriyoruz. Burada en büyük yapılan hatalardan bir tanesi şuraya çift eşittir koymayabiliyorsunuz. Bu çift eşittir olması gerekiyor arkadaşlar. Tabii ki bu false döndürecek. Bakın bunun değeri false olur arkadaşlar. Bu şekilde ünlem kullandığınızda arkadaşlar değil anlamına geliyor. Bu true döndürecek. Bir eşit değildir 8 zaten. Doğrudur arkadaşlar. Bu yanlıştır. Gibi arkadaşlar. Bunun kendinize göre de, testlerini yapabilirsiniz. Bu değer ürettiğini unutmayın arkadaşlar. S operatörü. Özellikle tüm değişken türlerinde arkadaşlar object veya string değerli olmak şartıyla object'ten string'e dönüşüm yapmasını sağlıyor. S değeri. Bir örnekte yapalım. Object bir değer aldınız. Object değer en genel türdür arkadaşlar. Bakın bu string değildir. Object'tir. Ama bu belleğe yerleşmiştir. Siz bunu string'e çevirmek istediniz. S string yaparak arkadaşlar string'e çevirebilme şansınız var. S object yaparak da tekrar object'e çevirebilme şansınız var arkadaşlar. Bu da diğer bir konu. Is operatörü de arkadaşlar güzel bir operatördür. Bu da şu şekilde örnek üzerinden yine anlatalım. Örneğin i değeri integer bir değer görüyorsunuz. Int yapmışım ama ben bunun integer olup olmadığını bilmiyorum. I is int deyip arkadaşlar true false döndürmesini sağlayabilirim. Eğer bu integer değerse true döner. Evet bu true döner. Bu false döner arkadaşlar. Bu false döner. Bu false döner. Pardon. Bu stringmiş arkadaşlar. Çağır dönmemiz lazım. Bu da false. Gibi arkadaşlar işlemlerde kullanılabiliyor. Is operatörlü. Anlamda bakın değişkeni kontrolünü yaptık. Tabi burada operatörler arasında arkadaşlar birden fazla bool değeriniz olabilir. Şu ve şu şartı sağlayan. Şu veya şu şartı sağlayan. Dediğiniz arkadaşlar araya AND operatörü girer. Bu V bağlayıcıdır arkadaşlar. Bir de OR içinde arkadaşlar iki tane yan çizgi, iki tane yan çizgi. Bu da arkadaşlar şu şekilde kullanılır yapı olarak. Tabi OR arkadaşlar daha geniş bir küme döndürür. AND kesişim kümesini döndürür arkadaşlar. Bu ise birleşim kümesini döndürür. Neyi kastettiğimi anlamışsınızdır umarım. Şöyle ki örneğin A büyük 5 ile A küçük 10 aralığını seçmek istediniz. Hangi operatörü kullanırsınız? Derslerde hep sorarım.
operatörünü kullanırsınız. And operatörünü. Şimdi A 5'ten büyük dediniz. 5'ten büyük sayılar. Şurası A 5'ten büyük. 5 olsun. Bir de arkadaşlar 10. Şurası da. Bu da 10'dan küçük olanlar. Şimdi eğer burada siz arkadaşlar or kullanırsanız tüm kümeyi kapsamış olursunuz. Tüm elemanlar. 5'ten büyükler dahil, 10'dan küçükler. Tümü. Eğer burada and kullanırsanız arkadaşlar sadece şu kesişim kümesini alırsınız. Kesişim 5 ile 10 arasını alırsınız. Şimdi burada açıdan arkadaşlar and ile or kullanırken çok çok dikkatli olmanızı öneriyorum bu konuda. Bitsel operatörler hakkında çok az bilgi vermiştim arkadaşlar. Daha çok bakın. Bit sayıları üzerine yapılan işlemler. Bakın şöyle. Bit olarak da ne çıktılar ürettiğini de gösteriyor arkadaşlar. Bir anlamda kaydırma işlemi yapıyorsunuz. Bu nerede kullanılabilir derseniz arkadaşlar ben bazı makalelerde özellikle güvenlik konusunda çalışan ve bu şifreleme üzerine çalışan kişilerin bunları kullandığını gördüm arkadaşlar. Onu size söyleyeyim. Orada belki işinize yarayabilir. Klasik kodlarda pek görmedim açıkçası. Bakın burada da kaydırma operatörlerini görüyorsunuz. Yine bitsel kaydırma. Tabii arkadaşlar bunu unutmayalım. CPU'lar arkadaşlar bu işlemleri yapıyor. Yani arka planda bu işlemler üzerine çalışıyor. Atama ve eş ile ilgili işlemleri görüyorsunuz burada. Bu şöyle üçlü atama A eşittir, C eşittir, A, B şeklinde arkadaşlar. B'yi alacak, A'yı atacak, A'yı alacak, C'yi atacak arkadaşlar. Bitsel operatörleri de geçtik. Atama operatörü eşittirle olduğunu söyledik. Eşittir arkadaşlar. Evet, ah varmış. Şu operatör arkadaşlar, soru işareti ünleme operatörü. Özellikle kodları daha güzel gözüksün diye ve if şartı yerine arkadaşlar çok sık şekilde kullanılan bir operatördür. Şöyle ki, örneğin console writing içine şunu yazmış arkadaşlar. Durum eşittir E ise teşekkürler. Eğer aksi durumda sağlık olsun. Bakın arkadaşlar şurasını if şartı olarak düşünebilirsiniz. Şurası gerçekleşen durum. Burası da arkadaşlar gerçekleşmeyen durum. Ben onu da if else ile yapacağınız durum arkadaşlar şu şekilde tek satırda yapabiliyorsunuz. Bu açıdan arkadaşlar kullanışlı bir operatör olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ben de basit burada tabii ki evet ve hayır bilgisini alıyor arkadaşlar. Ben şöyle yapacağım. Evet. Şöyle yapalım. Bir çift sayı sorgulaması yapalım biz de arkadaşlar. 12'nin modunu alayım 2'ye göre. Ve bu tabii ki 0 çıkıyorsa arkadaşlar bu bir çift sayıdır. Aksi takdirde tek sayıdır diyelim. Yani buraya dışarıdan da bir integer değer gönderebilirsiniz arkadaşlar 12 yerine. Ben böyle bir şeye gittim. Tabii neyle yapacağız bunu? Soru işareti. Soru işareti arkadaşlar eğer gerçekleşirse bana bir değer döndür. Ne değeri döndür? False değeri döndür. Pardon, true değeri döndür. Gerçekleştiği takdirde. İki nokta üst arkadaşlar. False değeri döndür. Araya da bir boşluk olsun. Noktalı gibi. Arkadaşlar bu değeri döndürdüm fakat bakın altı çizdi. Şimdi buradaki atağım şu arkadaşlar. Ben bu değeri true ile false'u bir şeyin içine atmalıyım. Bir sonucun içine atmalıyım. Bu bir sonucun içine atabilirim tabii ki. Bu C diyelim burada arkadaşlar. Bu şekilde C değerinin içine sonucumuzu atalım. Tabii bunu da ekrana bir yazdıralım bakalım. Gerçekten true yazacak mı arkadaşlar? S değeri. Şöyle bir ifade yazdım arkadaşlar. Dikkatinizi çekerim. True senin içine giriyor veya false senin içine girecek. Ve ekrana çıktığı üretelim bakalım içinde ne var. True yazmasını bekliyorum. Bakalım. Evet, true yazdırdık arkadaşlar. Bu şekilde kullanımını yapabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar if uzun uzun yazmaya gerek yok. Birden fazla satır yazmaya gerek yok. İşinizi çok çok kolaylaştırabilecek durum. Usta programcılar bunu çok çok kullanıyorlar arkadaşlar. Eksi biliyorsunuz arkadaşlar matematikteki işlemiyle aynı. String'leri arkadaşlar artı operatörüyle yan yana ekleyebileceğinizi söylemiştik. Artı operatörünün arkadaşlar birleştirmek için kullandığını söylemiştik. Type of komutu var arkadaşlar. Type of komutuyla o değişkenin tipini arkadaşlar alabiliyorsunuz.
Tabii bu arkadaşlar CTS'deki tipi, yani C#'ta da aynı, BB.NET'te de aynı, F# diye bir dil var arkadaşlar, onda da aynı sonucu öyledir. Evet, değişkenler konusunda da arkadaşlar birçok örnekler yaparak denemenizi öneriyorum. Şimdi biz bir temel oluşturduk. Merhaba diyoruz bu konuya. Asıl nesneye yönelik programlama bölümüne girdiğimizde arkadaşlar bazı soru işaretlerini daha iyi şekilde cevaplayacağız. Örneğin buradaki artı yı daha iyi şekilde açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Ama bunlar için hakkında bol bol örnek yapan arkadaşlar internetten de örnekler bulabilirsiniz.